Çam Limanı Akademi. YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza lütfen abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresleri kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerikleri değiştirilerek kullanılmaları yasaktır. Her karanlık kendisini sonlandıracak şafağın tohumlarını içinde taşır. Dante. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Çam Limanı Akademi adına selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu akşamki Dante ile Sanat ve Düşünce adlı sunumu yapacak olan Doktor Mustafa Tolay, çevre ve enerji danışmanıdır. Doktor Mustafa Tolay, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerinin aktif üyesidir. İtalya'da Società Dantesca Italiana, İngiltere'de Royal Society of Chemistry, Leonardo da Vinci Society gibi derneklerin üyesidir. Dünya Sualtı Sporları Federasyonu Bilim Kurulu Üyeliği ve Biyoenerji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Evli ve bir kız çocuk babasıdır, İngilizce ve İtalyanca bilmektedir. Dante ile Sanat ve Düşünce ve Leonardo ile Sanat ve Düşünce isimli kitapları ve ayrıca Biyoenerji Mühendisliği isimli ders notları yayınlamıştır. Biyokütle Enerji Üretimi kitabının ortak yazarıdır. Türkiye ve Romanya vatandaşıdır ve İtalya'da uzun süreli oturum izni bulunmaktadır. Buyurunuz Mustafa Da Vinci Hocam, sizi dinliyoruz efendim. Mikrofonunuz kapalı efendim. Çok teşekkür ediyorum bir kere daha bana bu fırsatı verdiğiniz için. Dante'yi konuşmanın belki de bu arada Dante'den bahsetmenin belki de tam zamanı, özellikle ülkemiz için. Giriş motosunda da Dante'nin söylediği gibi her karanlıktan mutlaka bir aydınlığa çıkış vardır diye. Çünkü Dante'nin 700. ölüm yılını anıyor bütün Avrupa, başta İtalya olmak üzere. İnanılmaz etkinlikler var. Türkiye'de de Ankara başta olmak üzere İtalyan Büyükelçiliği Dante hakkında birçok konferans ve okumalar yaptırtıyor. Neden bu kadar önemli Dante diye kendi kendimize hep soruyoruz. Nedeni çok basit. Çünkü Dante Orta Çağ'ın Vatikan baskısıyla oluşan Orta Çağ karanlığına bir ışık yakarak laikliği ve sekülerizmi doğmasına, oradan da Rönesans'ın aydınlığa kavuşmasına vesile olmuş ve böylece de bugünkü Avrupa'da hümanizma yerine oturmuştur. O yüzden Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin kuruluşunu Dante ile birlikte başlatıyor. Daha sonra Dante'nin takipçileri Rönesans ve hümanizma üstüne Leonardo ve o dönemin çalışma düşün insanları ve daha sonra da Orta Avrupa üstünden İngiltere'ye, Newton'a kadar gidiyor. Bizim yaptığımız çalışmalar, bağlı olduğum Dante Akademisi, Leonardo Akademisi, Newton'un bağlı olduğu Royal Society, bu üç önemli insanı köşe taşı olarak adlandırıyorlar. Yani Dante, Leonardo ve Newton. Her üçü de bağnazlığa karşı, dogmalara karşı, özellikle Katolik Kilisesi'nin baskılarına karşı gerçek kadim Hristiyani öğretiye ulaşmak üzere savaş vermişler. Bu uğurda ölümle tehdit edilmişler, kovulmuşlar, kovuşturmaya uğramışlar. Özellikle Dante ve Leonardo. Dante tabi tamamen ölümle tehdit edilmiş, o yüzden kaçmış. Biraz bunlardan bahsedeceğiz ama herkesin Dante deyince aklımıza hep gelen İlahi Komedya var.
Ama Dante İlahi Komedya'dan çok daha büyük bir yapıya sahip, bir cins, bir zeka, büyük bir düşün insanı. Bizler bugün demokrasiye, hümanizmaya, Rönesans'a sahipsek, laiklik üstünden konuşabiliyorsak bir yerde de bunları Dante'ye borçluyuz. Nasıl oluyor bu? Bunun üstüne sizlerle söyleşi yapmaya çalışacağım. Birazdan da bahsedeceğim. Bu akşam sizlerle paylaşmaya çalışacağım konular yaklaşık benim 50 yıldan beri üstünde çalıştığım ve hala devam eden bitmeyen bir serüven. Çocuklukla birlikte başladı. Hiç kesinti Leonardo çalışmalarında olduğu gibi hiç kesinti uğramadı. Eğer şimdi müsaade ederseniz sizlerle paylaşacağım slaytlar var. Hemen onu ona başlayalım. Tekrar teşekkür ediyorum Çam Limanı'na. Bir yerde ben de bir ucundan denizci sayıldığım için, su altıyla uğraştığım için bu çalışmaları yaparken de daima Leonardo ve Dante ile birlikte oldum. Ve Çam Limanı'da Türkiye'nin denizcileri de bana bu imkanı sağladıkları için bir kere daha minnettarım. Dante yaşamı boyunca Ravenna'da ölünceye kadar büyük bir mücadele vermiş. Ama tabii çok zeki bir insan olduğu için de tüm düşüncelerini yazıya dökme fırsatı bulabilmiş. Ve bize bugün bıraktıkları az önce de bahsettiğim gibi o kadar önemli ki sadece 700. yılında değil, her sene İtalya Cumhuriyeti kurulduğundan beri, yani İtalya kurulduğundan beri, geçtiğimiz ay 25 Nisan'da tekrar kutlamalar yapıldı. Bir önemli İtalyan sanatçısı, edebiyatçısı, aktörü seçiliyor resmi olarak devlet tarafından ve Dante okumaları yapılıyor. Bu İlahi Komedya'da olabiliyor, Yeni Hayat'ta olabiliyor, Rime'lerde olabiliyor. Ve bir yıl boyunca bu baş aktör, mesela geçtiğimiz yıllarda meşhur aktör Oscar ödüllü, Her Şey Güzel Olacak filminin aktörü Roberto Benigni seçilmişti. O kendisi şehir şehir gezerek Dante okumalarına devam etti ve bu bir nöbet halinde. Umarım bizim ülkemizde de bu türlü çalışmalar yapılır. Bu şunu gösteriyor. Dante İtalya için, Avrupa için çok önemli. O yüzden birçok Dante merkezi var, araştırma merkezi. Bunların en önemlisi Floransa'daki Società Dantesca Italiana, ikincisi Ravenna'daki, daha bunun gibi birçok. Ama İtalya'da nereye giderseniz gidin, bir Piazza Dante, Via Dante, Strada di Dante ile karşılaşırsınız. Yani tıpkı Garibaldi gibi, Leonardo gibi İtalya'nın simgelerinden, belki en önemli simgesi haline gelmiş. Dante'den sonraki birçok sanatçı, düşün insanı Dante üstüne çalışma yapmış, resim yapmış. İlahi Komedya'nın her bir episodini, her bir sayfasını ayrı ayrı incelemiş. Burası Arezzo örneğin. Dante'nin dokunduğu, gittiği, yaşadığı her yerde mutlaka Dante ile ilgili bir merkez var. Benim yaşamım boyunca bu 50 senenin 30 yılından fazla süre içerisinde Dante'nin gittiği, yaşadığı, dokunduğu, çalıştığı, kaçtığı, saklandığı bütün mekanlara gitme fırsatı buldum. Oralarda kaldım. Oralar UNESCO tarafından özel sit alanı
gelmiş. Kütüphaneler var, çalışma merkezleri var, araştırma merkezleri var. Buralarda İtalya'da bulunduğum sürede hala bu devam ediyor. Şansım oldu, başta İngiltere olmak üzere, hala da bu devam ediyor. Benim böyle bir girişle başladığım için sizlerin affınıza sığınıyorum ama benim Dante merakım bu kartpostalla başladı. Bu kartpostal hala benim koleksiyonumda. Nedir bu kartpostal? Ben 9-10 yaşında Daleli'de doğup büyüdüğüm için, orada okuduğum için zamanımın büyük bir kısmını okuma olarak kütüphanelerde, Beyazıt civarında kütüphanelerde, elbette Beyazıt'taki sahaflar çarşısında geçiriyordum. Babamın hem müşterisi hem semt arkadaşı olan sahaf Mehmet amcadan bu kartpostalı gördüm. Kapalı çarşıya malzeme almaya gittiğim zaman, annem babam terziydi. Terzi dükkanlarımız vardı, atölyelerimiz vardı Laleli'de. İbrişim, kumaş, astar, ekstrafor gibi malzemeler almaya beni gönderirlerdi o yaşlarda. Giderdim 10-12 yaşlarda. Ve bu kartpostalı gördüm. Çünkü ben kırmızı renge aşığım çocukluktan beri. Bu nedir diye sorduğumda Mehmet amca bunun Dante olduğunu, arkada görünen köprünün Ponte Vecchio olduğunu, buranın Floransa'nın, Firenze'nin tarihi mekanı olduğunu, buradan köprünün üstündeki şimdi Kuyumcular Çarşısı'nın olduğu yerde Medici ailesinin geçtiğini, arkada saray olduğunu anlattı. Bu önde gördüğümüz kişi Beatrice. Yanındaki iki genç yanında onun nedimeleri. Ama beni ilgilendiren öncelikle bu kırmızı renkli. Çünkü kulakları çınlasın, Suna Keskin annemin müşterisiydi. Annem ona böyle bir kırmızı elbise dikmişti. Ben de platonik olarak Suna teyzeye aşıktım. Ne zaman gelecek prova olacak diye yolunu gözler anneme sorardım. İşte benim Dante aşkım Beatrice ve bu kartpostalla birlikte başladı. Hala da bu şekilde devam ediyor. Bizim topraklarımızda, bu topraklarda Dante'yi biz sadece Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiiriyle birlikte biliyoruz. O da herhalde bunu Dante'den esinlenerek almış. Ama ondan önce maalesef Osmanlı döneminde sarayın baskısıyla ve ulemanın baskısıyla İlahi Komedi'ye kesinlikle matbaaya verilmemiş. Verilse bile mutlaka yasaklanmış. Bu Cumhuriyet dönemine kadar geliyor. Bu kadar önemli İtalyanca'nın doğuş eseri olan, bugünkü İtalyanca'nın doğuş eseri olan İlahi Komedi'yi maalesef biz ancak gerçek manada Cumhuriyet döneminde Hasan Ali Yücel ve ondan öncekilerinin Milli Eğitim Bakanlığı tercümeleriyle birlikte görüyoruz. Burada ilk baskılardan bir tanesi Doktor Feridun Timur. Bunlar tam tercümeler değil. Sadece düz yazıda İlahi Komedi'nin ne olduğunu anlatıyorlar. Bu tarihe kadar elimizde tam bir ilahi, en önemli eser olan İlahi Komedi maalesef yok. O günkü olanaklarla bu kitaplar bende hala var o tarihlerde. Çünkü sağ Mehmet amcam o bahsettiğim kartpostalı aldığım zaman bana da böyle bir şu kitabı da hediye etti. Bunlar işte Cumhuriyet'le birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizim topraklarımızdaki aydınlanmayı başlatan Batı klasiklerinin çoğaltılması, basılması, tercüme edilmesi ve basılmasıyla
çoğaltılmasıyla birlikte başlıyor. Ondan sonra epey bir yayın yapılıyor Dante üstüne ve kurulan kürsülerde, örneğin Ankara'da, İstanbul'da, Gültarih Coğrafya Fakültelerinde, Edebiyat Fakültelerindeki İtalyan Dili bölümlerinde, Edebiyat bölümlerinde tezler olarak verilmeye başlanıyor. Elimizde, ben de bunlardan faydalanarak bu merakımı gidermeye başladım seneler önce. Ama bir şansımız oldu. Ben 30 seneden daha fazla ilk defa yurt dışına gittiğimde Dante okumalarını Türkçeden sonra İngilizce yapmaya başlamıştım. Çünkü İtalyancam o kadar yoktu. Hala da o kadar iyi değil. Ama bir şansımız oldu. Türkiye'de sağ olsun ışıklar nurlar içinde yatsın. Rekin Teksoy Üstad çok büyük bir çalışma yaparak gerçek tercümesini yaptı ve bu bizim önümüzü açtı yorumlamalarda. Şöyle oldu, her okur gibi ben de normal Dante veya İlahi Komedya okumaları yapıyordum. Ama şunu gördüm, özellikle yurt dışı çalışmalarım sırasında, düz okumalar beni artık bana yetmiyordu. Bir şeyler hissediyordum ki burada anlatmaya çalıştığı çok daha fazla derin bilgiler var ve yavaş yavaş bunu Rekin Teksoy'un tercümelerinde bulmaya başladım. Şimdi şansımız biraz daha ileri gitti. Timaş yayınlarından Nurseren Yurtman'ın bir tercümesi çıktı. Ve bu geçtiğimiz aylarda sağ olsun Ayçin Kantoğlu güzel bir yorumları içeren bir tercüme hazırladı. Neden yorumları diyoruz? Çünkü birazdan bahsedeceğiz. Dante yazmış olduğu İlahi Komedya'daki her dizenin mutlaka dört türlü okumasının yapılmasını kendisi söylüyor. Benim yazdıklarımı bir düz edebi şiir olarak okuyabilirsiniz. İki, allegorik olarak okuyabilirsiniz. Metaforlarla okuyabilirsiniz. Ama çok daha önemlisi sizlere vermek istediği mesajları, ezoterik mesajları, ki bunlar Vatikan'dan gizlemeye çalıştıkları mesajlardır ki bugün biz laikliği bunlara borçluyuz. Nedir onlar? Kendisinin, birazdan bahsetmeye çalışacağız, üyesi olduğu özellikle Fedeli de Amore Derneği veya tarikatı diyelim, derneği diyelim. Ne demek Fedeli de Amore? Aşk sıddıkları. Bundan da bahsedeceğiz ve tabii ki şu anda tam kanıtlanmış olarak kendisi bir tapınak şövalyesiydi. Çünkü ailesinden de tapınakçılar vardı. Onlarla aralarında bu Vatikan'dan gizlemek için yaptıkları çalışmaları birbirleriyle anlaşabilmek için içrek olarak çalışıyorlardı. Yani ezoterik olarak çalışıyorlardı. Bunlardan bahsedeceğim. Bu konularda, yani Dante'nin derin okumaları, yorumlamaları konusunda şu anda oldukça fazla yayın var. Örneğin burada olduğu gibi Il Libro Secreto di Dante. Biz bunlara Dante'nin derin okumaları diyoruz. Oldukça fazla benim kütüphanemde de bu yayınlar var. Tüm bunları, bu uzun yılların birikimlerini ben toparladım ve İtalya'dan aldığımız davetle orada bunları paylaştık, anlattık. Ve bize hemen bunun kitap haline getirmesini önerdiler. Bu olay 2015 yılında oldu. Çünkü 2015 yılı Dante'nin doğumunun 750. yılının kutlamaları yapılıyordu. Bundan 6 sene önce. Orada elimizdeki bilgileri, kitap haline gelmiş olan bilgileri, bugünkü konuşmamızın konusu olan Derin Dante Okumaları kitabını yayınladık.
Enteresan bir şey oldu. Bu kitabın hem konferans olarak hem İtalya'da hem de Türkiye'de, İstanbul'da anlatma fırsatı bulduk. Çoğu zaman özellikle üniversite ortamında. Bu kitabın içeriğini gören İtalyan bir yayın evi, sanat ve düşün grubu kitaba sahip çıktı ve büyük bir istekle hemen kitabı tercüme ettirdiler, derin okumalar diye. Şu anda kitap bitti. Haziran ayının bir ay sonra tüm İtalya'da İtalyanca olarak satılacak. Ben de tabii bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Biraz vaktinizi aldım bu açılış için ama şu anda geldiğimiz nokta Dante Celato. Celato gizil, giz demek. Yani gizli Dante veya gizil. Ne? Bu kitap İlahi Komedya'nın özel yazılması sırasında Dante'nin faydalanmış olduğu simya ve İslami bilgiler ve diğer kadim bilgiler hakkında detaylı açılımlar, okumalar, allegorik okumalar bize sağlıyor. İlahi Komedya sadece bir sanat eseri mi? Elbette değil. Onun içerisinde çok daha fazla felsefi bilgiler var. Onları Dante örnekler vererek insanlık komedisi olarak karşımıza çıkıyor. Büyük bir ikonografi var tabii. Simgesellik var. Sayı simgeselliği var. Harf simgeselliği var. Kelime simgeselliği var. Dizelerin arasına saklanmış birçok öğreti ve açılımları var. O yüzden İlahi Komedya'yı okumak, derin anlamda okumak o kadar kolay değil. O günkü koşullarda bunu yazmasının sebebi elbette bahsettik. Vatikan'ın o inanılmaz engizisyon baskısı. Buluttan nem kapağı şekilde konuştuğumuz her şeyi, her şeyden sizi her an suçlayabilirler. İşte yargılamaya, tıpkı Giordano Bruno'da olduğu gibi, ki Dante'den 300 sene sonra Giordano Bruno maalesef yakıldı sadece düşüncelerinden dolayı. Bir özgürlük ortamı yok ama örneğin Galileo Galilei ve de Leonardo da Vinci soruşturmaya tabi tutuldu. O yüzden Dante okumalarında içrek çalışmalar, yani ezoterik öğretilerden haberdar olmak gerekiyor. Muazzam bir Yunan ve Roma öğretisi var tarihsel olarak. O yüzden Greco-Roman mitolojilerinden iyi çalışmak gerekir diye düşünüyorum. Elbette ki kendisinin üyesi olduğu Tapınak Şövalyeleri, Fedeli di Amore Şövalyeleri ve Dante'den esinlenen diğer tarikatlar hakkında da bilgi sahibi olmak gerekiyor. Tabii Freud çok fazla Leonardo'da olduğu gibi Dante'nin üstüne de çalışmış ama gerçek inisiyasyon veya ezoterik açılımlar için René Guénon ve bize Asim Palacios'un felsefi çalışmaları önümüzü açabiliyor. Şimdi o günkü ortaçağ ortamında yedi günah, yedi erdem diye bahsettiğimiz o günahlar ve erdemler üstüne nasıl açılımlar yaptığını 700 yıl sonra bizim de ülkemizde olmak üzere tüm dünyanın şu anda yaşamakta olduğu acıların acıları o tarihte bize anlattığını ve o günkü okumaların bugün de geçerli, birebir geçerli olduğunu hümanizma adına bize söylüyor. Dante nasıl okuma yapmamızı gerektiğini şöyle anlatıyor bize. 9. kantoda, Cehennem bölümünde, sağlıklı bir akla sahipseniz
şu tuhaf dizelerin arasında saklı öğretiyi kavrarsınız diyor. Ve mutlaka dizelerdeki bu saklı öğretileri dört boyutta okuyabilirsiniz ki bundan bahsettim. Tüm bunları inanılmaz büyük bir beyine sahip olduğu için 14 bin küsür dizeye 33 bölüme, 3 bölümde 33 kantoya artı bir kanto 100 kantoya sığdırabilmiş. Ve İtalyan gerçek Toskana diyalektiğini A, O, E, İ harfleriyle bitirerek tamamlamış ve burada bu kelimeler arasında inanılmaz oyunlarla bizi yönlendirmeye çalışmış. Bakın, cep telefonu yok, bilgisayar yok, hiçbir şey yok, otomobil yok, Floransa'dan kaçıyor, yanında sadece taşıdığı bilgileri ve güvendiği tarikat arkadaşları var, gidip kalabileceği, dağlara kaçıyor katır ve eşek sırtında kitaplarıyla birlikte ama o beyninde bütün bu bilgiler var. Sayı sembolizmasından bahsetmiştik. 33 sayısı elbette Hristiyani öğreti için çok önemli. 100 kantodan bahsettik. 10 çarpı 10. Burada Pitagoras öğretisi var. Ve çok enteresan, her bölüm, yani cehennem 3 bölümden oluşuyor. Cehennem, Araf ve Cennet, bunların her üçü de stella kelimesiyle, yani yıldız kelimesiyle bitiyor. Bunun da neden olduğunu Cennet bölümünün son kısmında arşalaya çıkarken yıldızlara nasıl kavuştuğunu, çok farklı bir tanrı kabulünün olduğunu kendisinde görüyoruz ki böyle bir farklı tanrı kavramı daha sonra Leonardo'da ve Newton'da, yani Katolik öğretisinden kesinlikle sapmış, etik hale gelmiş bir Dante karşımıza çıkıyor. Burası Floransa'nın tam merkezinde, Piazza Signorina'nın yan tarafında, Via Dante'de Dante evi olarak, müzesi olarak bilinen bina. Aslında bu gerçek Dante evi değil. Dante burada doğmadı. Ama ömrünün bir kısmı, ailesinin bir kısmı buradaydı. Ve bu sokakta, Via Dante'de de Beatrice'nin mozolesinin olduğu küçük bir şapel veya kilise var. Ondan da bahsedeceğiz. Neden Dante'ye olan bu düşkünlüğü? Dante'nin Beatrice'ye olan düşkünlüğü bizim bugünkü anlamda kabul ettiğimiz Eros aşkı değil. Tamamen farklı bir mistik, platonik bir aşk. Bundan da bahsedeceğiz ki zaten bütün kurgu, çok özür dilerim, İlahi Komedya'nın bütün kurgusu da Beatrice'ye olan bu bağlılığı üstüne. Floransa'da ki bu müzeyi ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Biraz yani Dante'yi bugünlere getiren olaylar neydi? Yavaş yavaş Haçlı Seferlerin etkisi ve diğer ticari etkilerle prenslikler, dükalıklar yönetiminde olan parça parça İtalya'da, Floransa, Cenova, Venedik, Pisa, Sicilya, Napoli, buradaki prenslikler veya dükalıklar özellikle Toskana tarafında zenginleşmeye başladılar ve paranın, bankacılığın burada doğması, yün ticaretinin oldukça önem arz etmesi ve de Orta Doğu'dan zenginliklerin gelmesiyle Floransalı yöneticilerin bu özellikle ekonomik çıkarları Vatikan'la paylaşmak istememeleri, ayrıca Dante ve yoldaşlarının Vatikan'ın baskısına karşı mücadele etmeleri daha sonradan
devlet ve din işlerinin ayrılmasını istemesine kadar, yani bugünkü laiklik seküler anlayışa kadar bizi götürüyor. Bunun için ölüme mahkum ediliyor. İki parti var. Gibelliniler ve Guelflor. Bunlar sürekli bir çekişme halinde, ama Guelflor daha sonra kendi aralarında siyahlar ve beyazlar şeklinde ayrışıyor. Dante ailesinden gelen aristokrat bir duruşla bu yönetimde de yer alıyor. Ama maalesef daha sonra siyahlar tarafından kendisi ölüme mahkum ediliyor. Tabi burada Vatikan'ın, Papalığın emri söz konusu. Onların gözetiminde bunlar yapılıyor. Ve Dante Floransa'dan kaçıyor. Çok vaktinizi almayacağım ama bu aylarda Mayıs ayında 1265'te doğuyor. Kendisi dede tarafından tapınak çi olarak biliniyor. Genç yaşta evlendiriliyor ama hiçbir zaman bu evlilikten mutlu değil. Kendisi sürekli şiirle, edebiyatla uğraşıyor. Öyle bir ortamı var. Ve tabii maalesef bu iş hayatı diyelim, her önemli işle uğraşanın mutlaka üye olması gereken bir lonca var. Kendisi de Hekim ve Eczacılar Loncası'na üye oluyor. Bu loncalarla göreve geliyor yönetime ve bir takım itirazlar için Roma'ya gidiyor. Fakat dönüşte kendisi takibata uğruyup mahkum ediliyor ve kaçmak zorunda kalıyor. Kaçışı tabii çok hüzünlü. Onlardan da nerelere gittiğinden bahsedeceğiz. Ve kaçtığı, saklandığı her yerde onu koruyan, kollayan kişiler var, dükler var. Örneğin Veneto'da olduğu gibi. Ama buralarda hiçbir zaman yazmaktan vazgeçmiyor. Ve en sonunda da Ravenna'da tamamlıyor. Sıtmaya yakalanıyor ve 1321 yılında, yani 700 sene önce sıtmadan maalesef ölüyor. Bu bahsettiğimiz gittiği her yer hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağım. İşte bu bahsettiğim müze, az önceki Via Dante'deki bu müze, bu Floransa'da, bu da gene bir araştırma merkezi olan Ravenna'daki Dante Müzesi. Burayı da ziyaret etmenizi isterim ki, tavsiye ederim daha doğrusu. Burada Dante'nin mezarı var. Kemikleri şu anda orada. Kısaca bahsettim. Nereye giderseniz gidin, İtalya'da Dante ile ilgili bir sokak veya merkez veya meydan var. Bu gördüğünüz esas bina, hemen Via Dante'nin yan tarafında Floransa'da, gerçek doğduğu, ailesinin doğduğu ev bu. İşte bu evin üstünde de Alighieri ailesinin logolarını rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bu bina o yıllarda yüncüler, koyuncular loncasının, yani yün, ipek, ipliği üreten loncanın merkezi. Hemen Floransa'nın merkezinde Signorlar Meydanı'yla Repubblica Meydanı'nın arasında köşede inanılmaz güzel bir bina. Bu bina şu anda tamamıyla Società Dantesca Italiana'ya ait. İçeride muazzam bir konferans salonu. Bu orta çağdan, işte o tarihlerden kalma, bir de büyük bir araştırma ve merkezi ve kütüphane var. Ben de gittiğim zaman burada çalışma yapıyorum. Bu da Dante'nin Michelangelo tarafından duvara kazınmış biçimi. Bunun da çok önemli bir hikayesi var. Daha sonra bundan bahsedeceğim. Çok fazla vaktinizi almak istiyorum. Bu taş duvarda Floransa'nın Signorlar Meydanı'nda Michelangelo tarafından arkası dönük vaziyette
taş çakısıyla duvara kazınmış. Bahsettim, nereye giderseniz gidin, Siena'ya gitseniz mutlaka, Maremma'ya da gitseniz, Grosseto'ya da gitseniz, Toskana'da veya diğer yerlerde bir takım Dante figürleri veya onunla ilgili şeyler göreceksiniz. Şimdi başka bir boyuta geçiyoruz. Bu sembolizma olarak ezoterik örgütlerin kullandıkları birbirlerin arasında yazışma, haberleşme aracı, araçlarından bir tanesi. Satur, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Henüz daha bunun ne olduğu normal akademik hayatta çözülebilmiş değil. Bu nerede derseniz, Toskana'da Siena'ya gittiyseniz, Siena Katedrali'nin hemen façadenin sol tarafındaki duvarda duvara kazınmış. Eğer böyle bir binada böyle bir betimleme görürseniz, anlayın ki o binayı Orta Çağ'da tapınakçılar yapmıştır. Bu sadece tapınakçılara özgü bir gizem değil. Bu Pompei'de de bunu biz görebiliyoruz. Yani milattan sonra 79'larda Vezüv altında kalmış Pompei'de de bu var. Diğer taş işçilerinin, inşaat işçiliği ustalarının kullandıkları birbirleri arasında buradan bir takım simgeler çıkarttıkları buna benzer yazışmalar var. Bu da bundan 25 sene önce gittiğimde bana gösterilen, oradaki Dante uzmanların bana gösterdikleri ve daha sonra fotoğrafını çektiğim yer burası. Buraya geleceğiz, neden bu önemli diye. Burası da Dante'nin kaçtığı Casentino, Arezzo'ya bağlı bir dağ kasabası burası. Dante kaçtıktan sonra burada kalıyor ve burada yazmaya başlıyor. Aklına ne gelirse yazıyor. Çünkü gördüğü her türlü haksızlığı, 7 günahı işleyen, başta papalık, papalığa bağlı Floransa yetkililerinin yaptıkları yolsuzluklar, şehvet düşkünlükleri, kalpazanlıklar, hırsızlıklar, yolsuzluklar, kayırmacalıklar, hepsini dile getiriyor. İlahi Komedya'da özellikle Cehennem bölümünde bahsedeceğiz. İşte bu yolculuklardan birinde Casentino'ya gidiyor. Burası Arezzo'ya bağlı. Artık burası da Dante'ye özgü bir yer olarak betimlenmiş. Ve zaten bir yerde gene yakınlarda San Gimignano. Burada da açık açık Dante burada da kalıyor. Ve Dante'den sonra Dante betimlemelerinde San Gimignano'da görebiliyoruz. Bakın bir San Gimignano Kutsal Hristiyane Günü'nde burada şehir meclisi bu betimlemeler, Dante betimlemeleri hemen bu şehir meclisinin içerisindeki duvarlarda. Dante'yi biz Pizza'da da görüyoruz. Pizza'da Pizza yöneticisinin maalesef ondan sonra gelen yöneticilerin bu Dante'nin bahsettiği Pizza yöneticisini torunları ve çocuklarıyla birlikte kuleye hapsederek açlıktan ölüme mahkum etmelerinin lanetlenmesini burada anlatıyor. Bir maalesef şehirde Dante İlahi Komedya'da bu şekilde geçiyor. Sandro Botticelli'nin yapmış olduğu Dante figürü de bugün hala övgüyle kullanılıyor bu figür Toskana'da ve yazında. Burası Murazzo, Toskana'nın Liguria taraflarına doğru, yani Genova'nın üstünde, aynı bizim Karadeniz dağ köylerine benzeyen bir köy burası. Issız, ulaşımı zor o günkü koşullarda. Burası da bir Dante merkezi. Ben de burada uzun süre kaldım Dante okumaları sırasında. Tıpkı Karadeniz'e benziyor burası, sisler içerisinde. Hatta çok yağış olduğunda
heyelan tehlikesi var. Yollar kapanıyor. Ben de bir gittiğimde böyle bir şeyle karşılaştım. Ama burada, burası bir Dante merkezi. Birleşmiş Milletler, UNESCO tarafından tahsis edilmiş. Burada önemli bir kütüphane var. Kaçış saklandığı yerlerden ve yardım gördüğü yerlerden biri Verona. Burada hayatını geçiriyor. İşte böyle bir yolculuk yapıyor. Kaçarak, saklanarak. Ve şunu söylüyor Verona'da. Misafir gittiğiniz yerde ne acıdır ki başkalarının ekmeğiyle başkalarının evinde kalmak ona acı veriyor, ızdırap veriyor ama buna katlanmak zorunda. Yaptığı sadece okumalar yapmak, şiir okumak ama çok sevilen ve takdir edilen bir kişi. Pompoza Ferrara'ya yakın, denize yakın, Ferrara'dan denize doğru giderken eski Roma yolu üstünde küçük bir yerleşim yeri ama çok önemli bizim için. Burası Pompoza. Burada bir manastır var. Çok büyük olmayan bir manastır var. Dante Ravenna'da Po Ovası'nın dibinde denize döküldüğü yerde yolda sıtmaya yakalıyor. Burası Po Nehri çok geniş olduğu için özellikle yaz aylarında sivrisinekle dolu olan bir yer. Burada sıtmaya yakalanıyor ve buradaki tarikat mensupları kendisine yakın olan onu burada misafir ediyorlar ve iyileştiriyorlar bir yere kadar. Dante burada bir takım o hastalığın verdiği etkilerle belki de halüsinasyonlar görüyor. Ama bu şapelin içerisinde birazdan cehennem bölümünde anlatacağımız Lucifer betimlemeleri, San Marco betimlemeleri, son akşam yemeği betimlemeleri, işte bu meşhur melek, canavarı öldüren, ejderhayı öldüren melek betimlemeleri. Ama en önemlisi Lucifer. Buradan çok önemli esinlenmeler kendisinde oluşuyor. Ve tabii daha sonra Ravenna'ya gidiyor ve Ravenna'da maalesef hayatını kaybediyor. Dante ile ilgili birçok yerde bu betimlemede döneminin yakın arkadaşı tarafından çizilmiş. Onlar da Floransa'da. Bu Dante'nin Ravenna'daki mezarı. Bunun da ilginç bir hikayesi var. Floransa Dante'nin önemini anlıyor. Yıllar sonra tabii 1900'lü yıllardan sonra ne yapıp edip Ravenna'dan Dante'nin kemiklerini getirmek istiyorlar. Ama Ravenna şehri ki Mussolini döneminde de bu geçerli Mussolini'nin baskısıyla Floransa kuvvetlendikçe Ravenna'ya baskı yapıyor. Ama Ravennalılar bir gece Dante'nin mezarını açıp kemiklerini başka bir yere saklıyorlar. Gelen devlet görevlileri maalesef mezarda bir şey bulamıyorlar. Ama her şey yerine oturup İtalya Birliği kurulduktan sonra Dante'nin kemikleri hemen bu yandaki şeyden saklandığı yerden çıkartılıp buraya konuyor. Daha sonra Florence, tabii Dante turizm olarak da çok önemli bir gelir kaynağı olduğu için Dante'yi satıyorlar yani işte. Dante. Her turistik olarak, hediyelik eşyalı olarak, İlahi Komedya kitapları olarak, gösteriler olarak Floransa'da Santa Croce'nin içerisine boş bir, onun anısına boş bir mezar yerleştiriyorlar. Gelen turistler bunu Dante'nin mezarı zannediyorlar. Ama Dante tabii çok önemli üstüne vurgulamaya çalıştım. Avrupa Birliği İtalya'nın en büyük parası olan 2 euronun üstüne onun betimlemesini koyuyor. Şimdi peki nedir yani ne yaptı bu okumalar, neden bu kadar önemli? Biz İlahi Komedya'nı da düz okumalar yapmayıp da derin okumalar yaparsak ne çıkartabiliriz? İlahi Komedya tamamen
insanoğlunun güzel insan olma yolunda, erdemlere kavuşma yolunda arınmaya, inisiye olmaya bizi teşvik ediyor. İlahi Komedi tamamen bunun üstüne kurulmuş. Zaten İlahi Komedi'nin de başlangıcı böyle başlıyor. Karanlık bir ormanla başlıyor ve mutlaka tıpkı ezoterik örgütlerdeki inisiyasyon yolunda olduğu gibi size rehberler veriliyor Dante'ye. Buraya 3 tane rehberi var. Birincisi Vergilius, ikincisi Beatrice, üçüncüsü de San Bernardo, Aziz Bernard. Bu inisiyasyon yolunda biz şimdi yavaşça yolumuza devam edeceğiz. Dante'den birçok Dante döneminde ve Dante'den sonra birçok humanizma örgütü çok fazla faydalanıyorlar. Tıpkı Dante'nin kendi eserleri, özellikle İlahi Komedi'yi yazarken faydalandığı kadim öğretilerde, örneğin Mitra'da olduğu gibi, Zerdüştlük'te olduğu gibi, Arda Viral'de olduğu gibi, Orfeus'ta olduğu gibi, Mazdaik öğretilerde olduğu gibi o da faydalanmış. Faydalandığı en önemli kaynaklardan bir tanesi İbn Arabi'nin Fetihetül Mekki'ye, İbn Arabi'den oldukça faydalanmış. Çünkü İbn Arabi Kur'an'da Miraç ve İsra surelerinde cehenneme iniş ve cennete çıkış anlatımlarının İbn Arabi tarafından hadis haline getirilmesi. Bunlardan da faydalanmış. Bunlardan biraz bahsedeceğiz ama bu göğe yükselişi tıpkı Kariye'de olduğu gibi biliyorsunuz Kariye'ye gittiğiniz zaman bu göğe yükseliş merdivenini açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Ondan sonraki birçok örgütte bu öğretilerden fazlasıyla faydalanmış. Şimdi Dante'nin özellikle Cehennem, Araf ve cennetteki açılımları bütün sanatçılar tarafından, başta Gustave Dor ve Botticelli, Salvador Dali ve daha birçok sanatçı tarafından hep esinlenilmiş onun bu önemli açılımlarından. Ve zaten bugünkü fantastik, birazdan fotoğraflarını göreceğiz. Özellikle fantastik film dünyamız bugün, çünkü çoğu Oscar ödülü almıştır. İşte Yüzüklerin Efendisi, Game of Thrones gibi diziler veya filmlerde bu cehennem tablolarından açık bir şekilde. Şimdi yolculuğumuza başlayalım. 7 Nisan 1300 tarihinde Dante kendisini karanlık bir ormanda kaybolduğunu bize söylüyor. Evet, tamam, olabilir ama bunun alt açılımları ne olabilir? Orada açık bir şekilde kanto cehennem, birinci kantoda cehenneme giriş var. Burada birinci bölüme daha girer girmez bizi derinlere götürüyor. Ne diyor? Yaşam yolumuzun ortasında karanlık bir ormanda buldum kendimi çünkü doğru yol gitmişti. Evet, eğer siz yeni bir yola, her şeyi silip yeni bir yola devam etmek istiyorsanız yaşadığınız her şeyi unutmak zorundasınız. Çünkü önünüzde karanlık bir orman var. Çünkü doğru yol gitmişti. Doğru yolu yitiren kim? Dante mi? Hayır. Hristiyan öğretisi. Artık Vatikan o hale gelmiş ki insanlığa sürekli ızdırap veren, ölüm korkusu veren, insanlığın elinden varlıklarını alan bir örgüt haline gelmiş ki bugün bunu bizim
dünyamızda da açık açık görüyoruz. Bir takım sudan sabundan bahanelerle savaş açmalar, insanları cezalandırmalar, çoluk çocuk demeden öldürmeler, katliamlar yapmalar, bunların hepsini işte bu doğru yolun yitirilmiş olması buradan kaynaklanıyor. Ve karanlık bir orman işte bu burada bize Vatikan'ı ve benzeri kuruluşları anlatıyor. Doğru yolu yitiren kim? Dante değil. O günkü koşullarda Vatikan. Ve Dante'nin karşısına bu üç tane hayvan çıkıyor. Aslan, panter ve kurt. Bunların açıklamaları nedir? İşte burada yedi erdemden üçü yani kibir, heves, açgözlülük bunları simgeliyorlar. Bunlarla karşı karşıya kalıyor. Benzer bir öğreti Kur'an'da da var. Hazreti Muhammed de iki tane hayvanla karşı karşıya kalıyor. Oradaki açılımda aynı Dante belki oradan bir takım hadislerle. Dante Arapça bilmiyordu elbette ama ona bu bilgiler nereden getirildi? Endülüs'ten getirildi. Ondan da bahsedeceğiz. İbn Arabi'nin bu öğretileri nasıl hem Endülüs'ten hem Orta Doğu'da ondan da bahsedeceğiz. İşte burada kurt Orta Çağ'da o dönemde yapılan baskılarda betimlemelerde var. Panter veya leopar, aslan ve kurt işte burada kibir, heves, açgözlülüğü, dinmeyen açgözlülük diyelim bugünkü kapitalist ortamda. Burada Beatrice'nin öngörmesi tavsiyesiyle veya dileğiyle Dante, Romalı şair Virgil rehberlik yapmaya başlıyor ve böylece biz İlahi Komedya'nın özellikle Cehennem bölümünde bu antik Yunan ve Roma öğretilerini açık bir şekilde görebiliyoruz. Oradan betimlemeleri görebiliyoruz. Şimdi biraz cehennemden nasıl, nedir o günkü kozmoloji içerisinde Dante'nin bize anlattığı evren modeli, o çok önemli. Şimdi bu İlahi Komedya'nın Botticelli tarafından çizilmiş olan Cehennem bölümü. Çok detaylar var. Burada tabii çözünürlük çok düşük olduğu için gösteremiyoruz ama burası arzın merkezi. Neden merkez? Burada Lucifer var. Tanrı'nın yani Allah'ın en çok başlangıçta en çok sevdiği melek olan Lucifer burada. Ne işi var Lucifer'in? Çünkü Orta Çağ'da Dante'nin dönemindeki Vatikan'ın da kabul ettiği kozmolojiye göre, evren modeline göre evrenin merkezi dünya. Mondo. Dünya. Buranın merkezi de, dünyanın merkezi de Yerusalem yani Kudüs. Çünkü neden? İsa orada. Çünkü neden? Musa orada. Ama Yerusalem'in yani Kudüs'ün temsilcisi neresi oldu artık Vatikan'a göre? Roma. Yani Vatikan. San Pietro. Dante bunu bu şekilde yazmak zorundaydı. Ve öğretiye göre Tanrı Adem'le ve Havva'ya yanlış, Adem ve Havva'yı kıskandığı için en sevdiği melek hata yapıyor, kıskanıyor Adem ve Havva'yı ve Tanrı tabii bu baş meleğin bu hatasını kabul etmiyor ve onu çok hızlı bir şekilde dünyaya fırlatıyor ve Lucifer büyük bir koni, yanardağ konisi yaparak Kudüs'ten, Yerusalem'den arzın merkezine düşüyor, orada hapis kalıyor.
ve cehennem 9 kat, 9 daire böylece oluşmuş oluyor. Burası Virgilius ve Dante'nin işte girdikleri yer. Birinci kat giriş Limbos dediğimiz yer. Burada kimler var? Her dairede günahların şiddetine göre bu başta papalar, kardinaller, din adamları, yöneticiler, şehvet düşkünleri, hırsızlar, dal kavuklar, onların günahların şiddetine göre kaçınılmayacak bir şekilde aşağıya doğru, yani Lucifer'e doğru yaklaşıyorlar. Buralarda sonsuza kadar ceza çekmek üzere kalıyorlar. Bu cezalardan bahsedeceğiz. Yedi günah konusunda. Lucifer burada başka bir metafor var. O oraya da inince arzından kesine ondan da bahsedeceğiz. Çok vaktinizi almadan, sizi çıkmadan, sıkmadan yavaş yavaş cehennemin dairelerine doğru iniyoruz. Hristiyan öğretisinde Dante'ye kadar sadece cehennem ve cennet öğretisi vardı. Dante döneminde ve Dante'nin koyduğu bir şekilde Araf öğretisi girdi. Bu da başka bir açınım. Aslında tam bir oturum konusu Araf. Tek başına bir oturum konusu. Bunun üstüne yıllardan beri akademisyenler, meraklılar çalışma yapıyorlar. Nasıl oldu da Hristiyan öğretisine? Çünkü İznik konsülünde ve ondan önceki konsüllerde ve de o tarihe kadarki konsüllerde Araf öğretisi yok. Dante Araf öğretisini nereden edindi? Bunlardan da kısaca bahsedeceğiz. Orada İbn Arabi bizim önümüze çıkıyor. Şimdi girişte burada Akeron, yani gene Yunan öğretisine bizi götürüyor. Kayıkçı Karon günahkarları taşıyor. Burada Dante ve Virgil'i de oraya taşıyor birinci halkaya. Böylece macera acılar ırmağında başlıyor. Bu Dante karanlık orman ve bu acılar ırmağı bize birçok ezoterik öğretideki inisiyasyon başlangıcını, ölümü, bir takım simgeleri, özellikle simya simgeleri, ki bunu biz simya simgelerine Dante şunu söyler: ben kötü simyaya, kötü maciye kesinlikle karşıyım. Biliyorsunuz simya ve maci iki türlüdür. Beyaz maci, siyah maci, beyaz simya, siyah simya. Bizim burada bahsettiğimiz beyaz simya, yani bizleri, çalışanları, bu konuda çalışanları, ki Dante ve daha sonra Leonardo simya simgelerinden ateşi, suyu, havayı ve toprağı detaylı bir şekilde önümüze koyuyorlar. Burada da karşımıza çıkıyor. Böyle bir inisiyasyon başlangıcında karanlık ormanda simya simgelerini açıkça görebiliriz. Cehennemin girişi daha sonra birçok sanatçı tarafından, örneğin Rodin'in meşhur heykeltıraş Fransız cehennem kapısı simgesini açık bir şekilde bizim önümüze koyuyor. Dante'den esinlenmiş önemli sanatçılardan bir tanesi. Günahkarlar Minos boğası, Girit kraliyet kralının önüne geliyorlar. O günahkarlara soruyor. Kanatlı meleklerin önünde Minos boğası ve tabii Minos kralı, Girit kralı, yani onların günahlarının şiddetine göre hangi acılar, acılı ruhlar, burada ruhlar söz konusu, onların nereye gideceğine o karar veriyor. Böylece bu günahkarların gittikleri daireler, gönderildikleri daireler cehennem açılımında bizim önümüze çıkıyor. İkinci daireye geldiğimizde Dante şehvet düşkünlerinden bahsediyor, ki burada iki önemli simge var.
Kleopatra ve Semiramis biliyorsunuz Mısır öğretisinde, bakın tam Mısır öğretisine bizi döndürüyor. Bu her ne kadar Roma öğretisi olsa da burada biz daha sonra da göreceğiz sinyal simgelerinden hermetik öğretiyi de önümüze çıkarttığını ki oradan da esinlenmiştir. Ama bunun daha büyük açılımlarını Leonardo'da ve Newton'da açık şekilde görüyoruz. Semiramis biliyorsunuz Kral Süleyman'la döneminden Lübnan'da Tire'de karşımıza çıkıyor. Onun bir takım tam bir şehvetten burada bahsetmiyoruz. Aslında maddi çıkarlar için şehveti kullanan kişiler olarak cezalandırılması gerektiğini söylüyor Dante. Burada soğuk bir yağmur altında leş kokulu çamurlar içerisinde umutsuzca bu şehvet düşkünleri ceza çekiyorlar sürekli olarak bu dinmeyen rüzgar uğultuları içerisinde. Dördüncü dairede Kerberos, cehennemin bekçiliğini yapan üç başlı köpek karşımıza çıkıyor. Bakın bu sahneler bu Gustav Dora tarafından, daha çok onun çizimlerini burada aldım bu sunumda. Bu sahneleri birçok günümüz fantastik filmlerinde üç başlı canavar olarak yine Yunan, antik Yunan öğretisinden karşımıza çıkıyor. Kim var burada? Oburlar var. Oburluk sadece maddi yeme içme oburluğu değil. Her konudaki oburluk, işte az önce bahsettik şehvet de buna dahil, para hırsı da dahil, bu türlü oburlar Kerberos tarafından ulumalarla sürekli uluyor Kerberos. Onların karşısında bunlar bu cezalarla karşı karşıya kalıyorlar. Cehennemden aşağı iniyoruz. Dördüncü dairede cimriler ve savurganlar var. Her türlü cimrilik. Burada sadece maddi cimrilik değil, fikir cimriliği de. Yani bildiğini saklamak da, savurganlık da aynı şekilde. Bu günahı işleyenler, işte yeri günahtan bir tanesi, işledikleri savurganlığın veya cimriliğinin miktarı kadar çuvalları tepelerin üstüne taşıyorlar. O çuvallar tekrar aşağı inip tekrar bunları birbirlerine çarparak, kavga ederek bu yükleri hiç eksilmez bir şekilde tepelere doğru taşıyorlar. Bunu da betimlemişler. Karşımıza 5. dairede Styx nehri, acılar nehri çıkıyor. Burada öfkelerine yenik düşenler. Biliyorsunuz günümüzde de bu öfkeyle kalkıp etrafına zarar verenler, katliam yapanlar, işte her gün duyuyoruz. Kadın cinayeti, çocuk cinayeti işleyenler o günde varlar. Bunlar da çamurların içerisinde cezalarını çekiyorlar. Burada şunu söyleyebiliriz. Dante diyor ki, Dante'ye bu günahkarlar soruyorlar. Bizim ne günahımız vardı da Tanrı bizi cezalandırdı? Dante şunu söylüyor. Her biriyle ayrı ayrı konuşuyor. Burada detay olarak isimler vermek istemiyorum. Ayrı gruplarda okumalar yaptıkça kantolarda, örneğin her kantoya bir akşam 1-2 saat okuma yapıyoruz. Senede 100 gün yapar bu. Bu şekilde okumalarımız bizim devam ediyor farklı gruplarda. Dante şunu söylüyor. Sizi Tanrı cezalandırmadı. Siz kendinizi cezalandırdınız. O yüzden affedilmeyeceksiniz. Sonsuza kadar cehennemde kalacaksınız diye söylüyor. Geldik. Günahların şiddeti artıyor görüyorsunuz. Dinsel sapkınlıklar. Dante'nin asla affedemediği sapkınlıklardan bir tanesi bu. Nedir bu? Ki günümüzde de geçerli. Çok basit bir şekilde günümüz insanları, yöneticilerimiz İlahi Komedya'yı okusalar çok büyük dersler çıkarır. Dinsel sapkınlıklar. Ne demek bu? Sizin dini inancınızı başkalarına dikte ettirmek. Dini o kadim, saf, güzel, aşk dolu
platonik aşk dolu dini duyguları, saf duyguları, ekonomik çıkarlar için, egolar için kullanıyor. Dini alet ederek bunu Yunanistan'da da Ortodoks Kilisesi yapıyor, Vatikan İtalya'da yapıyor, Amerika'da Evangelistler belki yapıyor, İsrail'de Ortodoks Yahudiler yapıyorlar. İşte bugün bunları biz de, bizim topraklarımızda da bu acılar yaşanmadı mı Kahramanmaraş'ta, efendim söyleyeyim, Malatya'da ve diğer yerlerde. Hep bunlar, bunların acılarını hala çekiyoruz. İşte bu din sapkınlıkları, dini alet etmek, onlar bu açık mezarlar içinde bu suçu işleyenleri biliyor ve onları ilahi komedyada isim vererek açık mezarlar içerisinde ama volkanik dumanlar, kükürtlü dumanlar, zehirli dumanlar tutan mezarlar içerisinde tasvir ediyor. Tekrardan Girit kralını biz, Girit boğasını, Minotor'u görüyoruz. Girit çok önemli çünkü Yunan uygarlığının aslında başlangıcı Girit'tir. Her ne kadar bugünkü Avrupa Birliği ve Yunan öğretisi Girit'i örtmeye kalksa bile, çünkü Girit Anadolu'dur. Etrükler de oradan Roma'ya gitmişlerdir. Bunlar bugün bilimsel olarak da bakın neden bugün birçok bilim insanı neden Girit'i Dante'nin öne çıkarttığını, Dante Girit'e gitmiş mi? Hayır. Peki bu bilgiler nasıl gelmiş? Ondan da bahsedeceğiz. Gelelim daha şiddetli cezalandırmaya. 7. daireye doğru yol alıyoruz. Karşımıza kentuarlar çıkıyor. Ve Aşil'i yetiştiren, Akelos'u yetiştiren bilgin Keiron bizim önümüzde. Plageton nehrine geçerken onu görüyoruz. Bu Nestos, bu hain olduğu için Herkül tarafından öldürülen kentuar. Kentuarlar biliyorsunuz Yunan mitolojisinde belki de daha önceki öğretilerden Yunan öğretisine geçmiştir. At gövdeli savaşçılar olarak Dante ve Virgilius'un karşısına çıkartıyorlar. Burada saldırganlar her türlü saldırgan, gereksiz bir şekilde para için saldırganlık yapanlar, başkalarına mobbing uygulayanlar bu cezalara çarptırıyorlar. Bunlar kan hırman, sıcak kan ırmağında haşlanıyorlar ve oradan Dante'ye yalvarıyorlar. Gustave Doré bu betimlemeleri çok iyi bir şekilde. Bu betimlemeleri bahsettiğim gibi bugün birçok sanatta görebiliyoruz. Gustave Doré'nin başka bir betimlemesi ağaç insanlar. Game of Thrones'ta bunu ve diğer fantastik filmlerde bahsettim, bunlardan görebiliyorsunuz. Kendi intihar edenler, Tanrı diyor ki bu üç dünde var ve diğer öğretilerde de var. Kendi canınıza sakın kıymayınız diyor. Acılar yaşayabilirsiniz ama bu acılara katlanmasını ve kendinizi eğer günah işlediyseniz affettirmesini bilin ama intihar etmeyin diyor. Ve bu intihar eden insanları ağaçlara dönüştüğünü görüyor açık bir şekilde. Yine burada bir kanatlı melek, karşımızda kadın erkek ağaca dönüşmüş insanlar bu çizimde. Gerçek Tanrı öğretisinde Yaradan'a, Yaradan'ın yerine kendisini koyanlar, ki bugün ben şöyle bir betimleme yapmıştım Vatikan'ı ziyaret ettiğimde. Ya bugün İsa mezarından çıkıp gelse, ki o gün inanışa göre o gün gelecek, Vatikan'a girmeye çalışsa herhalde Vatikan'ın güvenlik görevlileri, ya bu adam kim, çapulsuz elinde asayla gelmiş, ben İsa'yım, Roma'ya geldim, Vatikan'ı Papa'ya göreceğim dese herhalde bu akıl yoksunu bir insan derler. Çünkü
Vatikan ve benzeri kuruluşlar maalesef altın varaklı tahtlar üstünde oturup dua ettiğini zannederek fakir çocuklara, fakir insanlara, Tanrı'nın onlara bir şeyler. Halbuki oradaki birkaç altın teçhizat satsalar kim bilir ne kadar insan mazlumluktan kurtulur. İşte bunlardan bahsediyor. Bunları vurguluyor. Bize bıraktığı demin öğretti. Bunlar gökten düşen ateş yağmurları altında kumlar üstünde acılar, ıstıraplar çekerek yuvarlanıyorlar. 8. daire burada artık günahlar daha arttığı için hendekler oluşturuyor Dante. Kadın tellalları, çapkınlar, eşini aldatanlar saf Hristiyani öğretide aldatma diye bir şey yok. Seks duyguları üstünde beden satmak yok. İşte bu 8. dairenin 1. hendeğinde Gustav Doran'ın çizdiği gibi de onların kamçılandığını görüyoruz. Dal kavuklar, onlar bütün yönetimleri etkileyen insanlar, yetkisi, bilgisi yetkisi olmadığı halde göreve getirilmek için dal kavukluk yapılanlar, bunlar da pisliğe gömülü olarak tasvir ediliyor. Din sömürücüleri, daha önce de bahsettik, onlar da baş aşağı bu kükürtlü yanardağ dumanları içerisinde eza cefa çekiyorlar. Medyum ve büyücülerden bahsettik. İşte bu kara büyücüler, medyumlar, onlar başları sürekli yere eğik, ağlayarak, ızdırap çekerek birbirlerinin peşinde dolaşıyorlar. Böyle bir tasvir yapıyor. Tabii bu tasvirler inanılmaz güzellikte. O yüzden birçok sanatçı oradan ilham almış ve bunları dizelere İtalyanca olarak yerleştirmiş. Rüşvetçiler, kumarbazlar, bunlar toplumun dengesini bozan insanlar, insanları zor duruma düşürenler, hakkı olmadığı halde rüşvetle bir yerlere gelen insanlar, işte bunlar da kaynar zifler içerisinde cehennemde tasvir ediliyorlar. İkiyüzlüler. Bu şimdiye kadar anlattığım bütün günahlar ve günahların türleri açıkça bugünkü dünyamızda da, bizim toplumumuzda da, insanlık için 8,5 milyar insanlık içinde de yönetimler içerisinde, devlet yönetimleri, üniversite yönetimleri, sosyal sivil toplum kuruluş yönetimlerinde açık bir şekilde görüyoruz. Ne diyor öğreti? Eğer bilginiz ve yeteneğiniz yoksa hakkınız olmayan göreve talip olmayınız diyor. Dante bunları açık bir şekilde, iki yüzlerden tabii çok fazla ama mobbing yapanlardan bahsediyor. Hırsızlar elbette. Burada hırsızlık sadece maddi hırsızlık değil. Mesela işte siz bir akademisyensiniz. Dante döneminde biliyorsunuz Avrupa'da ilk üniversite o dönemlerde açılmıştı. Daha sonra Bologna'da bu Avrupa'da mesela bugünkü dünyamızda da özellikle Türkiye'de akademik hayatta işte intihar yapmak. Her gün gazetelerde okuyoruz. Şunun rektörü doktora tezi veya akademik çalışmaları şuradan intihar edilmiştir diye. Bunlar söz konusu. İlakarlar. Bunlar da sürekli olarak yanıyorlar. 9. dairede iç organları dışarı çıkmış olanları görüyoruz. Bunlardan bahsediyor. 9. hendeğe geliyoruz 8. dairede. Burada da kötü simyacılar. Genelde literatürde simyacı diye geçer ama bu simyacılardan. Çünkü onlar insanları altın yapacağız diye, işte kurşundan, antimondan veya kalaydan altın yapacağız diye varlıklı insanları kandıran simyacı, kötü simyacılardan bahsediyor. Gerçek felsefi simyadan değil.
Şimdi 9. daireden sonra belki de cehennemin, belki de ilahi komedinin en önemli yerine geldik. Lucifer. Burada çok büyük simgesel açılımlar var. Burada Lucifer'in önünde, Lucifer şeytan, yani satana veya şeytan olarak literatüre geçiyor. Aslında baş melek, başta bahsettik, buraya Tanrı tarafından atılıyor. Burada farklı metaforlar var. Burada İsa'yı ihbar eden, İsa'yı ihanet eden Yahuda'yı görüyoruz. Ki son akşam yemeğinde bu sahne Yahuda üstüne, İsa'nın itirafı üstüne kuruldu. Ve tabii Sezar'ı öldüren yeğeni Brutus Cassius bizim karşımıza çıkıyor burada. Kesinlikle cehennemin, Lucifer'in oraya düşen, bir daha oradan çıkamıyor. Lucifer üç başı var. Burada bir metafor var. Burası aslında magma. Yani arzın merkezi. Gustav Gore çok iyi betimlemiş. Ama Lucifer kaçmasın diye belin aşağısı buzlar içerisinde. Şimdi nasıl oluyor burada buz? Yani eksi 40 mı, eksi 5 mi bilemiyoruz. Ama üstü işte burada metafizik öğretiler karşımıza çıkıyor. Ama anlattığı dualite çok daha farklı. Bu dualiteyi biz daha sonra, ondan önce veya ondan sonra, Dante'den sonra birçok öğretide görüyoruz. Varlık, yokluk, hiçlik, birlik, ikilik şeklinde. Günahkarlar gövdeleri buzun içerisinde ama başları ateşe doğru. Burada Lucifer'in isteğine göre kafaları kopartılıyor, eza cefa çekiyorlar. Virgil ve Dante'yi burada görüyoruz. Şimdi burada başka bir metafor var. Buraya Lucifer'in eline düşen günahkar, işte bahsettik Yahuda ve Cassius, Brutus ve Cassius, Brutus Cassius burada. Çıkmak mümkün değil. Peki Dante ve Virgilius buradan nasıl çıkıyor? Burada başka bir gelinden bahsediyor. Virgilius ve Dante, onlara verilen güçle, bu Beatrice'den veya San Bernard'dan geliyor, Lucifer'i ters yüz ediyorlar. Onun topuğuna basarak Araf'a çıkıyorlar. İşte bakın Lucifer'in önünde cehennemi ve arzın merkezinde, cehennemin dibinde Dante ve Virgilius günahkarlarla konuşuyor. Burada en büyük günahları işleyen kişiler var. Burada Dante'nin ve Virgilius'un yüzlerindeki ifadeye dikkatinizi çekelim. Hüzün içerisinde ve belki de korku içerisinde, hatta soruyor biz buradan çıkabilecek miyiz diye. Daha sonra birçok sanatçı ve o Pompozo'da kilisede gösterdiğim gibi bu Lucifer, Satana betimlemesini yapıyor işte. Bu betimlemenin ne olduğunu birazdan burada işte görelim. Daha sonra birçok sanatçı ve öğretici Lucifer'i Baphomet şeklinde, özellikle Elifas'ları Sabatik Keçi şeklinde iki cinsiyetli, erkek ve kadın cinsiyetli göğüsleri olan keçi başlı, boynuzlu ve pentagram işaretiyle karşımıza çıkaran bir betimlemeyle bizim önümüzde. Bakın burada dualite var. Ay hem kara ay hem de beyaz ay. Yani bizim normal gördüğümüz ışıltılı ay. İşte burada simyanın iki yüzü de açıkça betimlenmiş. Bu metafor, bu açının üstüne saatlerce konuşabiliriz. Şimdi neden bahsetmiştik? Dante nasıl oldu da Lucifer'den kurtuldu, yani cehennemin dibinden? Bu konuda benim gördüğüm en güzel betimleme bu. Bakın Lucifer'i bağlanmış, ters yüz edilmiş. Burası neresi? Edinburgh, İngiltere'de Rosenchapel. Rosenchapel bir tapınakçı şapeli.
tam bir kesinlikle bir Katolik şapeli değil. Çünkü tapınakçılar tarafından inşa edilip daha sonra buradaki tapınakçılar Amerika'ya doğru Kristof Kolomb'da olduğu gibi yola çıkıyorlar. Evet. Peki Dante bu öğretileri, bu kadar bilgiyi dağların tepesinde kaçarak nasıl elde etti? Çünkü o bilgiler, özellikle bu miraç bilgisi, İsra suresindeki bilgiler ve rehber bilgileri ona nasıl ulaştı? O dönemlerde Endülüs'te yapılan çevirilerle zaten bunlar konuşuluyordu. Yani Kur'an Endülüs'te çevrilip Latince'ye ve diğer dillere çevrilip ama esas öğretiler İbn Arabi öğretileri, İbn Arabi'nin hadis öğretileri Dante'nin hocası Bruno de Latini tarafından Dante'ye Floransa yakınlarında buluştukları zaman getirildi ve anlatıldı. Çünkü Bruno de Latini Endülüs'te Floransa elçisiydi. O bilgileri oradan öğrendi. Çünkü Endülüs'te muazzam bir çeviri hem Yahudi cemaat tarafından hem öğreticileri tarafından tercüme edilmişti. O dönem 1000'li yıllardan başlayıp 1300'lere kadar biliyorsunuz İslam coğrafyasında Endülüs ve Orta Doğu'da muazzam bir aydınlanma vardı. Burada İbn Arabi'den söz edebiliriz, İbn Rüşd'den söz edebiliriz, İbn Sina'dan söz edebiliriz. Onların İran'dan Zerdüşt ve Ardaviral gibi bir takım, Mitra gibi bir takım öğretileri taşıdıklarını ve tercüme ettirdiklerini biliyoruz. Orta Doğu'dan Haçlılar, tapınakçılarla gelen bilgiler. İşte bu bilgiler taşındı. Peki bunların akademik olarak bunlar ispatlandı mı? Bu bilgiler ilk ortaya çıktığında 1900'lü yıllarda Latin edebiyatçılar, bilim insanları hemen karşı çıktılar. Siz nasıl oluyor da Dante'ye bu türlü bilgileri oralardan aldığını söylüyorsunuz diye ama daha sonra başta profesör, İspanyol profesör ki kendisi Katolik papazı Nicolás Palacios çok kapsamlı çalışmasında bunu ortaya koydu. Bugün de İtalyan akademisyenler ve diğerleri çok normal hiçbir bilgi bir anda ortaya çıkmaz. Birbirinin takibidir. Dante de buralardan faydalanmıştır. Ama yaptığı nedir? Bütün bu bilgileri inanılmaz bir şekilde yani antik Yunan bilgileri, antik Roma bilgilerini, mitolojilerini toparlayıp bizim önümüze ki bu bilgiler İtalya, Yunan coğrafyasından, Girit coğrafyasından, Anadolu'dan gelen, Orta Doğu'dan gelen, Endülüs'ten gelen bu bilgileri yoğurup ilahi komedinin içerisine büyük bir sanat ve felsefi öğreti olarak karşımıza koyuyor. Şimdi bahsettik sadece İbn Arabi'nin varlık felsefesini değil, ondan çok daha önce Hint öğretisinden gelen bilgileri, Zerdüşt öğretisini, Ardaviral öğretisini, Orfeus öğretilerini bizim önümüze birazdan bahsedeceğim. Böyle bunları nasıl toparladığını Mistero di Dante filmi yapıldı. Ondan da bahsedeceğiz. Orada açık bir şekilde. Dante'nin İlahi Komedi'deki gerek normal, düz, gerekse içrek, ezoterik öğretilerinde ta Babil tabletlerinden bile karşımıza çıkıyor. Ve René Guénon'un kendisi çok önemli bir ezoterik düşünürdür. Burada tüm inanç sistemlerinden mutlaka bir ortak hakikatin karşımıza çıktığını görüyoruz. Cehennemden bahsettik. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum.
Tiber Irmağı'nın ağzında yeryüzüne çıkıyor Dante Vergilius ve Araf'a. Araf'ta 7 günahı az miktarda işlemiş olan günahkarlar, cehennemdeki günahkarlar oradan çıkamıyorlar. Ama cehennemde zaman var, Araf'ta da zaman var. O Dante kısa bir sürede Araf'a ulaşıyor Virgil'le birlikte. Burada da birçok simgesel öğreti karşımıza çıkıyor. Bu yedi tepenin, yedi tepe, yedi günahından arınma yeri olarak karşımıza çıkıyor. Birazdan bahsedeceğiz. Çok önemli bir kartal metaforu var. Burada işte Domenico di Michelino'nun çizimi, Araf burada, bu tarafta da yani Floransa betimlemesi var. Bize Araf'tan bahsediyor. Araf burada şehvet, oburluk, cimrilik, müsriflik, tembellik, şiddet, kıskançlık, bildiğimiz Orta Çağ veya Vatikan öğretisindeki yedi günah, işte yavaş yavaş bu günahkarlar arındıkça yukarı doğru çıkıyorlar ve cennet kapısına erebiliyorlar. Burada da inanılmaz açılımlar var Dante ile birlikte. İşte yük taşıyanlar, birçok sanatçı bunları ve hala İtalya'da bu şenlikler, Dante şenlikleri okumaları yapıldığında işte burada gördüğünüz yük taşıyanlar da olduğu gibi. Üç önemli rehberden bahsettik. Bu örneğin Beatrice bilgeliği ve güzelliği temsil ediyor. Virgil bize gücü temsil ediyor. Daha sonra San Bernardo'da hem aklı hem de bu özellikleri bize sık sık hatırlatıyorlar. Başka bir çizimle karşı karşıya geldik. Bu çok fazla var. Şimdi özet olarak biraz da cennetten bahsedeceğiz. Burası o günkü Batlamyus kozmolojisinde burası dünya, yer, terra, mondo. Burada arzın merkezi, Lucifer burada, Kudüs burada. Burası da koni şeklinde, yanardağ konisi gibi, tersten bakıyoruz tabii. Cehennemin daireleri, günahkarlar burada, Lucifer de burada. Buradan Araf'a geliyor. Ondan sonra işte esas arzı merkezi dünya, Kudüs burada. Araf'ın üstünden de yedi kat gök. Ve ondan sonra da Arş-ı Ala'ya, Tanrı katına ulaşan Rosa Beati, güzellik gülü, Rosa Candida dediğimiz kısımdan geçiyoruz. Burası Araf, bu Arş-ı Ala'ya giden yoldaki yedi katta. Burada işte Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Satürn, Jüpiter, bunların hepsine ayrı bir erdem yüklenmiş. Yedinci kata kadar gezegenler var. Güneş ve Ay da gezegenlerden sayılıyor o günkü kozmolojiye göre. Ondan sonra da burada evreni devindiren, her şeye hakim olan melekler katından sonra da Tanrı katına doğru yükseliyor. Bu tablo Hristiyani bir tablo. Çünkü Tanrı bu şekilde betimlenmiş. Ama ezoterik öğretilerde Dante'yi ele aldıklarında buraya evrenin ulu mimarı betimlemesi konuyor. Belki o çok daha doğru. Çünkü Dante kesinlikle Katolik Kilisesi'ne karşı, her ne kadar bugün Katolik Kilisesi Dante'ye maddi çıkarlar nedeniyle sahip
çıksa da, çünkü Dante çok satıyor şimdi. Burada Rosa Beata, güzellik gülü öğretisinden daha sonra sanatçıların devamı belki de olan Rosa Roscoe Gülhaç tarikatı doğuyor daha sonraki yüzyıllarda. Oradan ki Salvador Dali'nin gül çiziminde de bunu görüyoruz açık bir şekilde. 1958 yılında Salvador Dali Dante'den esinlenerek buradaki gülden, cennetteki gülden Meditative Rose diye bu Salvador Dali'nin çok güzel bir betimlemesi. Burada Beatrice ile kavuşuyor. Virgil artık geri dönüyor. Beatrice ile kavuşuyorlar. Beatrice ona yol gösteriyor. Ama Beatrice burada çok önemli melek ve kartal açılımları var. Onlar inanılmaz bir şekilde daha sonra günümüzdeki sinema sektörü ve edebiyat sektörü, resim sektörü, sanat dünyası bunu çok fazla kullanıyor. Özellikle Cehennem'in 30. kantosunda artık son küreye geliniyor. Burada Beatrice yerini tapınak şövalyelerinin kurucu Aziz'i olan Aziz Bernard'a bırakıyor. Burada büyük bir gül vizyonuyla karşı karşıya kalıyoruz ve artık arş-ı alaya erişiyor Dante ve Tanrı'ya kavuşup Tanrı'yla eriyip Tanrı'da eriyip gidiyor. Bu şekilde betimlemeler var. Muazzam açılımlar var tabii. Burada sağ olsun çeviri yapan gerek Rekin Teksoy, gerek Ayçin Kantoğlu, gerek Nurselen Yutman ve yorumlamalar getiren üstadlarımız, biz onlardan çok şeyler öğrendik ve öğrenmeye devam ediyoruz. Bize bunların açılımlarını yapıyorlar. Böylece Dante ölümüyle birlikte Ravenna'dan maddi alemde Tanrı arş-ı alaya kavuşmuş oluyor. İşte kartal, neden kartal? Kartal taşıyor onu. Neden kartal başka bir kuş değil veya işte belki de Zümrüdü Anka veya Simurgh? Burada o açılımları yapıyoruz biz Dante okumalarında. Yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Çünkü kartal canlı olarak gökyüzüne en çok yükselen canlı biyolojik hayatta ve hiçbir zaman göğe yükselirken yukarı bakmıyor. Hep aşağıya bakıyor. Örneğin onu taklit eden karga onun sırtına binse bile o kadar çok yükseğe çıkıyor ki atmosferde o yükseklikte oksijen yok. Oksijen azaldığı için karga maalesef hayatını yitiriyor ve kartal yükselişine devam ediyor. Dante'yi ile birlikte cennette melekler karşılıyor, kanatlı melekler. Ve burada gördüğünüz bu muazzam çizimlere ileride ışık saçan nur olarak, isterseniz güneşin çok üstünde güneş de olabilirsiniz ama bunu ışık saçan nur olarak görün. Burada melekler, beyazlar giymiş kanatlı melekler gökyüzünde Dante'yi ve Beatrice'yi, bu iki sevdalıyı karşılıyorlar ve sürekli gökyüzünde dönüyorlar. İşte bu çizim birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. Daha sonra melekler gökyüzünde bir kartal şekli alıyorlar. O yüzden kartal açılımı metaforu bizler için çok önemli. Kartal biliyorsunuz gücün simgesi ama hangi gücün? Dengeli gücün. Egosantrik gücün değil. O yüzden işte Selçuk tabi diğer bir takım
örgütlerde çift başlı kartal vardır. Neden? Hem iyiyi hem kötüyü savunmak için. Bunlar üstünde çalışılabilir. Aziz Bernard burada tanrısal bilgiliği temsilen karşısına çıkıyor ve akıl ve hikmetin yolundan Dante'ye ışığı gösteriyor. Burada artık Dante maddi varlığından çıkmış, nurani bir varlık haline gelmiş. İnanç olarak ruhun ölmezliğine inanırsınız veya inanmazsınız. Ama günümüz teknoloji gösterdi ki, bugün Google'a Dante diye girin, milyonlarca sayfa bulursunuz. İşte Dante'nin bugünkü bizim anlayışımızda ruhun ölmezliği bu şekilde görünüyor. Hazreti Muhammed de Miraç'ta refreşle biliyorsunuz bugün büyük bir kavga var Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Kubbetül Sahra'da. Oradan bu Miraç'a çıkıyor ki Miraç kandilinde bir Müslümanlar bu şekilde kutluyorlar dualarını. Burada çok büyük açılımlar var. O yüzden Dante'yi her inanıştaki kişi, örgüt ne varsa okuması gerekir diye düşünüyorum. Muazzam açılımlar var. Evet, bu açının sadece bunlardan bir tanesi. Bak, çok vaktinizi almayacağım. Bunun üstüne biz başka bir grupta İtalya'da, yanımda onun kitabı da var. Çalışma yaptık. Yapmaya çalıştık daha doğrusu. Bu Sator hala normal bilimsel çalışmalarda açılımı çözülememiş ama Dante'nin üye derneklerden bir tanesi tapınakçılar. Buna tapınakçı haçı ve pentagram olarak Pater Noster açılımlı olarak birkaç tane örnek vermeye çalıştım. Bu pentagramı biliyorsunuz Baphomet Papa Avignon'daki Papa ve Fransa Kralı Güzel Filip tapınakçıları cezalandırmıştı. Ve onları bir gecede tutuklatıp büyük üstadları Jack de Molay'ı 1317'de katlettiler. Paris'te yakarak. Hala onun anısı orada. İşte ondan sonraki o yolda devam eden tapınakçılar aralarında bu yazışmaları bu şekilde yaptılar ki Dante o şeyi de cehennem bölümünde buradan açık bir şekilde bahseder bu katliamda. Papa, dönemin papası ve Fransa kralı iki tane büyük katliam yapmışlardır. Bir tanesi Provence'de Katarları katletmişlerdir. İç Haçlı Seferi'dir. Diğeri de Kudüs yolunda İstanbul dahil olmak üzere ki ondan öncekiler de dahil Latin işgalinde ve Kudüs'teki büyük katliamlar yok edilişlerin sebebidir. Zaten lanete uğramışlardır. İnanırsınız veya inanmazsınız ama çok kısa bir süre sonra her ikisi de hayatlarını kaybetmişlerdir. Oralarda tarihin derinliklerine gizlenmiş bir takım bilgiler var. Henüz daha biz oralara ulaşamadık. Ama bunlar üstüne aklımızı nerede? Şimdi Dante tapınak şövalyesi olduğunu bahsettik. Peki bu bilimsel olarak gerçek mi? Evet. Viyana Tarih Müzesi'nde bir Dante kabartmasında Fidei Sancte Kadoş Imperialis Principatus Frater Templarus, yani Kadoş, Kutsal Kadoş Tarikatından İmparatorluk Prensi Templiye Kardeş. Bu ünvanlar daha sonra birçok ezoterik örgütte derecelenme sistemlerinde kullanıldı ve kullanmaya devam ediliyor. Mesela işte
bu örgütlerden Fedeli Amore, Fedeli Sante ve Tapınak Şövalyeleri. İşte o madalya buradan. Bunun arka yüzünde Dante betimlemesi var. Bununla ilgili şu anda birçok çalışma yapılıyor. Fedeli de Amore derneğinden bahsetmem gerekiyor. Bizim bugün kadın erkek eşitliğini bize armağan eden Dante ve onun bağlı olduğu bu örgüt, o günkü sivil toplum örgütünde kadın ve erkek eşitti. Ve örgütün baş sorumlusu, üstadı kadındı. Ve bu örgüt mensupları Provence'de öğretilerini, saf Hristiyani öğretiyi şarkılar söyleyerek, bugün bizim Bektaşiler gibi saz çalarak, o günkü saz koşullarında, daha sonra işte madrigallerle İtalya'ya kadar gelerek, İtalya'da Dante'de buluşarak yaydılar. Bu öğretiler içerisinde işte bu güzellik öğretileri vardı. Ve kadınla erkek mutlaka eşitti. Bakın bundan 1200'lü yıllarda, 800 sene önce, Dante'nin ölümünde 1300'lü yıllarda, 700 sene öncenin temel. İşte Vatikan kendi çıkarlarına, çünkü Aziz Petrus'u erkek egemen bir kilise kurmak üzere organize ettikten sonra Vatikan Kilisesi tamamen erkek öğretisi üstüne kadın kilisesi bir varlık olarak betimleniyor. Bu Orta Çağ'da da böyle maalesef. Ama bu Fedeli di Amore Derneği bildiğimiz madrigallerle ve benzeri şarkılarla öğretilerini yaymaya devam ediyorlar. Sicilya'ya kadar gidiyorlar, Napoli'ye kadar gidiyorlar. İkinci Federik'le buluşuyorlar. Bu öğretiler de var. O yüzden Avrupa Birliği'nin Atatürk'ün ne kadar üstün bir deha olduğunu, bize kadın erkek eşitliğini, kadınların seçilme, daha Avrupa'da seçilme hakkı yokken nasıl Atatürk'ün bize armağan ettiğini, işte Dante okumalarında bile açık bir şekilde görüyoruz. Elbette tapınakçılardan burada çok vaktimizi almak istemiyorum ama onların da ta bugün Amerika'yı Christoph Kolumbay'ın Amerika'ya gidip orada öğretiler getirenler olduklarını ama o Haçlılar olmadıklarını, katliam yapan Haçlılar olmadıklarını biliyoruz. Evet, daha sonra bütün bu simgesellik birçok öğretiye ölüm, doğum, yaşam, simya bilgileri ki açık bir şekilde görüyoruz. Tüm bu simya açılımlarını, ezoterik açılımları kısmen de olsa Türkiye'de ve İtalya'da yayınlanan kitaplarımda, konferanslarımda açıklamaya çalıştım belgeleriyle birlikte. Tabii daha sonra oluşan Roscoe örgütünde bu Dante'nin cennetteki Rose di Beate öğretisini açık bir şekilde görüyoruz. Buradaki haç, Vatikan'ın haçı değildir. Oraya da dikkatinizi çekelim. Çok güzel bir şey oldu 2014 yılında. Meşhur İtalyan aktör vardır. Franco Nero, bu cowboy filmlerinin bilinen yüzü. Onun oğlu Luis Nero nefis bir film yaptı. Il Mistero di Dante. Bu akşam şu kısa sürede sizlerle paylaştığım bu konuların daha detaylarını benim de öğreti aldığım uzmanlardan, yani Avrupa'daki Dante uzmanlarından, nedir bu uzmanlar? İşte Endülüs'teki bir Sufi derneğinin, bir tasavvuf derneğinin başkanı Dante'yi anlatıyor. Biz Dante bizimle birlikte diyor. Burada örgütünün yetkilileri anlatıyorlar Dante'yi. Nefis bir saat, bir küsür saatlik bir belgesel bu.
tamamen bir arınma, aydınlanma filmi bu. Burada Dante'nin simya yönü, simya uzmanları, bunlar hep akademik insanlar, Dante'nin İslam'dan aldığı, İbn Arabi'den ve diğer İslami öğretilerden nasıl aldığını anlatan uzmanlar, kimi Fransız, kimi İtalyan, kimi Amerikalı, bunların söyleşileri var burada ve bu meşhur aktör burada Dante rolünü oynuyor. Bir aydınlanma yolu tamamen ezoterik öğreti içerisinde. 2015 yılında İstanbul'a davet ettik. Kendisi geldi. Burada oynayan aktrisle birlikte, maalesef aktör yoktu Amerika'daydı o zaman. Büyük bir Bilgi Üniversitesi'nde şu anda size sunduğum bilgileri orada büyük bir bilim insanı topluluğu önünde diğer öğretilerle birlikte bir günlük bir konferans halinde sunduk ve bu DVD'yi bizzat bu filmi yapan yönetmen Luis Nero bizlere anlattı. İsteyen olduğu zaman bu DVD'yi gösterip oradaki açılımları, daha derin açılımları üstüne aklımızın yettiği kadar çalışma yapıyoruz. Ben hepinize bu bayram akşamı, tekrar bayramınızı kutluyorum. Ülkemiz umarım gerçek bayramları görür. Ülkemiz de görür, insanlık da görür. Ama Dante'den öğreneceğimiz çok şey var. Okudukça, onun açılımlarına girdikçe insanlığın ne kadar kötü yollarda devam ettiğini görüyoruz. Takdir ettiler. Başta da bahsettim. Bu kitap Haziran ayında İtalya'da satışa. Eğer yayın evi uygun görürse daha sonra İngilizcesi bütün dünyada. Şu anda İtalyancası İtalya'da çıkacak. Bütün dünyada satılacak. Sakın yanlış anlamayın. Dante ezoterizminde yazılmış ilk kitap. Yayın evi sahipleri ve İtalya'daki uzmanlar bunu bana söylediler. Ve beni sorguya çektiler tabi. İşte onlara anlattım. Bu 40-45-50 yıllık bir çalışmanın ürünü. Sonuçta takdir ettiler ve beni İtalya'ya, İtalyancam iyi olmamasına rağmen oraya çağırıyorlar. Tabi burada oradaki dernekleri yaptılar. Konferanslar yapıyoruz. Oturumlar yapıyoruz. Onlardan bilgiler alıyorum. Bir de artık Floransa'da Vinci'li olduğumuz için de oraya sık sık gidip Dante konusunda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Efendim ben başınızı ağrıttım. Sorular vardır elbette. Ama bir bardak bir su içeyim. Her türlü soruya açığım. Aklım yettikçe, bilgim yettikçe sizlere cevap vermeye çalışacağım. Tekrar Çam Limanı'na, Çam Limanı Akademisi'ne, akademi olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben ve Dante'ye gönül vermiş olan çalışma arkadaşlarım adına. Çok teşekkür ederim. Mustafa Hocam sağ olun. Bu müthiş çalışma ve dolu dolu gerçekten çok güzel sunumunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Daha başka kelime bulamıyorum. Sağ olun, var olun. Tabii süre şimdi, çok kısa. Dante okumaları her bir kanto bahsettim. Sözünüzü kestim. Estağfurullah. Biz normal Dante okumalarını zaten her kantoyu bir seansta yapıyoruz. Bir de bunun derin okumaları var. Derin okumalarını yaptıkça insanlık tragediyasını, aslında eserin ismi Komedya ama Vatikan Korkusu'nda Boccaccio, biliyorsunuz üç önemli İtalyan sanatkar edebiyatta Petrarca, Dante ve Boccaccio var. Mesela Decameron okumaları da çok önemli. O da Dante'den birçok şey almış. Bakmış ki Vatikan fazla soruşturuyor. O da üst önüne İlahi Divinia ismini koymuş. Böylece ona bir kutsallık atfetmişler.
Evet, sağ olun. Sözünüzü kestim. Estağfurullah efendim, ne demek? Söz zaten sizin, ne zaman isterseniz. Mustafa Hocam, tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi sizin de dediğiniz gibi bir 3 dakika ara verelim. Bu arada gelen sorular var oldukça fazla. 3 dakika aradan sonra Safa ve Osman kardeşlerimle birlikte bu soruları sizlere iletelim diyorum. Şimdi bir 3 dakika ara.